Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık verme yasası, yani CATSA kapsamına alınan ve Amerika tarafından bizzat hasım ilan edilen Türkiye, giriştiği savunma sanayi seferberliğiyle ambargo koyulan her şeyi yerli ve milli olarak üretme kararını istikrarlı bir şekilde uygulayınca Amerika attığı bu adımdan oldukça pişman oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu üst düzey yetkililerin ve kurumların tamamına yaptırım uygulamaya başlayan ve savunma sanayimize ambargo koyarak bizi güçsüz duruma düşürmek isteyen Amerika bu hatasından vazgeçti. Türkiye'yi F-35 programından resmen çıkartan Amerika'ya kötü haber. Türkiye kolları sıvadı ve Türk tipi F-16'ların geliştirilmesi için çalışmalara hız verildi. F-35'lerin bize verilmemesi üzerine Savunma Sanayi Başkanlığı B planını devreye soktu ve 50 kişilik özel bir ekip hummalı bir çalışmaya girerek savaşan şahinlerin ömrünü 20 yıl uzatacak ve muhteşem yerli teknolojilerle adeta Türk tipi F-16 denilebilecek kadar farklı bir modernizasyon için kolları sıvadı. Proje kapsamında 2023 yılına kadar 35 adet F-16 uçağının modernizasyon çalışmasının tamamlanması planlanıyor. TUSAŞ tarafından yürütülen F-16 Özgür Modernizasyon Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Blok 30 savaş uçaklarının en güncel teknolojiyle donatılması için yeni ve yerli bir görev bilgisayarı ile birlikte milli mühimmatlara tam uyumlu altyapının kurulması, ayrıca Aselsan gibi firmalarımızın geliştirdiği milli teknolojilerin F-16'lara entegre edilerek uçakların millileştirilmesi hedefleniyor. Yerli modernizasyon projesiyle F-16 savaş uçaklarımızın uçuş ömürlerinin 4000 saat daha arttırılarak 8000 saatten 12000 saate yükseltilmesi hedefleniyor. Yapılacak iyileştirmeler ve yükseltmelerle F-16 savaş uçaklarımızın 2040 yılına kadar envanterde kalabilecek hale getirilmesi bekleniyor. F-16 tedariği hala Türkiye'nin askeri nitelikteki en büyük alım programlarından bir tanesi konumunda. Bu proje sadece Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip savaş uçağı ihtiyacının karşılanması değil, aynı zamanda modern hava kuvvetlerini kurmamız için yerli savaş uçaklarına giden yolda savaş uçağı üretimini de öğrenmemize vesile oldu. Kuruluşundan bugüne F-16 savaş uçaklarını üretmeye devam eden ve bu uçağın tüm sırlarına vakıf olan TUSAŞ'ın öncülüğünde sürdürülen yerli modernizasyon projesinin tamamlanmasıyla Türkiye envanterinde bulunan savaş uçaklarının ömrünü yarı yarıya uzatmış olacak. 2000'li yıllarda dünyanın en büyük silah ithalatçılarından birisi olan Türkiye'yi tamamen kaybetmek üzere olduğunu fark eden Batı dünyası, kendi elleriyle bağımsız bir süper güç ortaya çıkarttıklarının farkına vardı. Çılgın Türkler, bizim satmadığımız her şeyin yerlisini bir şekilde üretiyor diyen Batı medyası, şu an hükümetlerine Türkiye'ye karşı uygulanan ambargoların kaldırılması için baskı uygulamaktadır. Bu durumun en güzel örneklerinden birisi de Amerika'da yaşandı. Amerika'nın en büyük ve alanında otorite sayılan basın kuruluşlarından Business Insider'da yayınlanan bir haber, Amerika'nın ne kadar büyük bir stratejik hata yaptığını açık bir şekilde ortaya çıkarttı. Amerika'nın uyguladığı ambargoların Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmesine neden olduğu belirtilen haber, Amerikan kamuoyunda Türkiye tartışmalarının tekrar başlamasına vesile olurken, Amerika'daki pek çok savunma sanayi uzmanı ambargo kararlarıyla Amerika'nın istediği sonucu elde edemediğini, aksine bu kararlar sonucu yalnız bırakılan ve silah satılmayan Türkiye'nin çareyi yerli üretimde bularak güçlendiğini söylüyor. Dünyaca ünlü Business Insider, son dönemde Türk savunma firmaları, silah sistemleri ve savaş gemileri dahil olmak üzere yüksek kaliteli savunma teçhizatı üretmeyi arttırdı. Artan bu yatırım,
Türk ordusunu daha bağımsız hale getirdi ve Türkiye'yi en iyi silah ihracatçılarından biri haline getirdi diyerek okuyucularına Türkiye'nin son dönemde başlattığı milli savunma hamlesini aktardı. Dünya çapında basın organlarında çıkan Türkiye övgülerinin ardı arkası kesilmezken, tüm bu yayınlarda özellikle ambargo kararlarının Türkiye'yi güçlendirdiği mesajının verilmesi, çok yakında bu kararların tamamının geri alınabileceği mesajı olarak okunabilir. Amerika'nın önde gelen bir diğer gazetesi olan Wall Street Journal, düşük maliyetli Türk sihaları, çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendiriyor başlıklı bir haber yayınladı. Haberde Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarının savaşlarda oyun değiştirici bir rolü olduğu vurgulandı. SİHA'ların savaşlarda tankları, zırhlı araçları ve diğer savunma sistemlerini enkaza çevirdiği belirtilen haberde, SİHA'lar en az yüksek teknolojiye sahip ama pahalı olan savaş araçları kadar etkili ifadesi kullanıldı. Türkler ambargolara rağmen üretim yapmaktan vazgeçmiyor diyen haber, Türkiye'nin bu alandaki en büyük güçlerinden birisinin SİHA'lar olduğunun altını çizdi. Ambargolarla güçlenen ve her ürünü yerli olarak üretmeye başlayan Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ürünü ihracatı da 2021 yılının ilk 6 ayında %48.3 artarak 1 milyar 120.1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.